de çalışıyorsunuz, biz de çalışıyoruz demek. Aynen öyle Sayın Başkanım. Biz daha programa başlamadan böyle tonton, biz bugün şey diyelim size Sayın Başkanım, Ülgür amca diyelim. De. Çünkü bugün çocukluk günü ve çocukların günü. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim, dünyadaki tek çocuk bayramının olduğu ülkedeyiz. Evet. Peki siz önce buradaki etkinliği bize bir değerlendirin başkanım. Sonra ben ufak tefek çocukluk soruları sorayım size. Tabii bu her zaman her yıl yaptığımız gibi burada Çalk Bahçesi'nde çocuklara yönelik etkinlikler yapılıyor. Okullar katılıyor, kreşler katılıyor. Biz oyuncaklar getiriyoruz. Dolayısıyla Çanakkale'nin çocukları geliyor burada. Seramik yapıyorlar, boya yapıyorlar, oyuncağa biniyorlar, etkinlik yapıyorlar okullar, kreşler. Dolayısıyla bir eğlence dünyası gibi oluyor. Bu sene kordona da yaptık. Orada bir firmayla beraber, onu da biz birlikte bunun devamı mahiyetinde. Dolayısıyla güzel bir gün geçiyor. Zaten biliyorsunuz 23 Nisan'da artık şey töreni olmuyor statta. Evet. Şeyden sonra saat öğlenden itibaren akşam hava kararıncaya kadar çoluk çocuk herkes sokaklarda gönlünce eğleniyor. Herkes istediğini yapıyor. Burada böyle. Peki Ülgür Gökhan'ın 23 Nisan anısını sorsam hiç unutamadı. 23 Nisan'larda bize bir gün çok soğuk oldu yani, denk geldi. Bu sene de iki gün önce olsaydı bayağı evet, soğuktu. Bayağı soğuktu. O soğukta onu hiç unutamam. Bayrak taşıyordum, flama taşıyordum daha 18 Mart'ın flamasını. O zaman öyle otobüsler, araçlar falan yok. Daha 18 Mart'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar kısa pantolonlarla doğumduğumu hiç unutmuyorum. Yani felaket bir soğuktu. Onu hep hatırlarım, hep de anlatırım. Ama o zamandan belliymiş liderliğiniz sizin. Vallahi o bayrak hep öndedir. Allah'a şükür bayrağımızı hiç bırakmadık. Bayraklar. Peki Sayın Başkanım, yaklaşık 3 yıldır, yanlış hatırlamıyorsam 3 yıldır bayramlarını çocuklar istedikleri gibi gönüllerince kutlayamıyorlar. Evet. Ben bunu açıkça söylüyorum. Peki biz Çanakkale için bunu farklılaştıramaz mıyız? Buradaki sadece Çanakkale'deki çocuklar kutlasın diyemez miyiz? Tamam. Belediye olarak. Yok yani şu anda kutluyorlar işte. Bu bayram bu işte. Yani zaten biz normalde törenlerin olduğu dönemde de törenler biterdi statta. Sonra burada etkinlik yapardık. Şimdi tören yapılmıyor statta. Biz direkt buradan başlıyoruz ve bu sefer şeyler de, başka firmalar da, sponsorlar da katıldı. Gayet güzel eğleniyorlar. Katılımın daha çok olması yani daha iyi olur. Bence güzel yani şey, ben çok memnunum. Çünkü gelenler, bakıyorum çeşitli, hatta ilçelerden gelen insanlar var. Eğleniyorlar gönüllerince, bir sıkıntı yok. Yani, peki sıkıntı Ülgür yok. Amcalarının 23 Nisan mesajı ne olurdu çocuklara? Vallahi ben çocuklarımın hep bütün çocuklar benim çocuklarım, hep onu söylerim. Çünkü çocuklar sadece ailelerin değil, çocuklar hepimize ait. Gülü çağına yani 18 yaşına gelinceye kadar bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Onları nasıl yetiştirirsek, nasıl eğitirsek, nasıl ilgi gösterirsek, nasıl onlarla ilgilenirsek sonuçta onlar topluma iyi şeyler verirler ya da kötü şeyler verirler. Bizim amacımız çocuklarımızın iyi yetişmesi. Herkesin çocuğunu sahipleniyoruz. Onların yetişmesi için çaba gösteriyoruz. Onun için ben çocuklarımı, bütün herkesin çocuğunu kendi çocuğum gibi görürüm. Ve onun için onların iyi yetişmesini için gayret gösteririm. Onların sıkıntısı benim sıkıntımdır. Onun için onlara bu fırsatları vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz okullarla ilgili de hep giderim, şey yaparım. Bunun amacı budur. Çünkü toplumun, dediğim gibi, hep beraber eğiteceğiz çocuğumuzu. Hepimizin sorumludur. Anne babanın üstüne bırakılamayacak kadar önemlidir çocuklar. O bakımdan ben çocukları önemsiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bu arada kandiliniz de mübarek olsun. Hem mübarek olsun. Bir güne hem de çok güzel bir güne denk gelmiş olması. Valla çocuk bayramının mübarek güne gelmesi daha da mübarek oldu. Daha mübarek oldu. Evet Sayın Başkanımızı ben uğurlayacağım. Bugün çocukluk yapacağız. Biz de çocuk olacağız. Hadi bakalım mikrofon sende başladı. Evet mikrofon sende başladı Sayın Başkanımın. O güzel görüşleriyle, o güzel düşünceleriyle bu etkinlik alanında olacağız. Herhalde Cuma kapı bu, rengarenk. Hadi bakalım o rengarenk dünyaya biz de girelim. Çocuklarla olalım, bugün çocuklaşalım. Önce Cuma ben yüzümü boyatmak istiyorum. Benim yüzü bir boyasınlar, çocuk olalım. Belki bir tane de geveze buluruz, bugün programı o yapar. Belli mi olur? Hadi bakalım Cuma, çocuk dünyasına. Bizi de boyar mısınız? Tamam, ben de bugün çocuk olmak istiyorum. Kolay gelsin. İsim neydi arkadaşın? Canım isim neydi? Ayşem Kayra. Ayşem. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Bugün ne bir günlerden? 23 Nisan.
Peki 23 Nisan sadece dünyada Türkiye'de kutlanıldığını biliyor musun? Hayır. Bilmiyor muydun? Bak şimdi öğrendin. Ne yapıyor ablalar şimdi sana? Hello Kitty. Hello Kitty mi yapıyorlar? Peki benimkini de boyasınlar mı? Bak ben de çocuk olmak istiyorum. Böyle sakallı makallı. Hayır. Olmaz çünkü sakallarına da ya. Çünkü sizin geçmişte kalmış. Duydun mu Cuma? Bize ya, bana yaşlı mı dedin kız? Evet. O bir de açık açık söylüyor ya. Senden bugün bayağı bir güzel olur. Sen geveze olursun bugün bana. Bugün mikrofon sendenin tamamını sen sunar mısın? Sunamam. Çünkü daha önemli bir şeylerim var. Daha eğleneceksin. İyi hadi bakalım sen eğlenmeye devam et. Cuma gördün mü bana yaşlı dedi valla. Yaşlı mıyım ben ya? Bakayım. Harbiden sakal makal var. Yaşlıyız herhalde. Hadi gel bakalım. Küçük çocuklarla sohbet edelim. Onlar da öyle neler var neler yok. Hep anneleriyle ablalarıyla sohbet ediyorduk. Bugün de çocuklarla sohbet edelim. Adın ne? Korsan. Demir. Korsan Demir. Nasılsın? İyiyim. Yaş kaç? 6,5. 6 mı buçuk mu? 7 mi 6 mı? 6. Karar ver. Buçuk oldu mu 7'ye yakın oluyor. Büyük olmuşsun sen artık. Peki bugün günlerden ne? 23 Nisan. Peki özelliği ne? Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Demir biliyor bak bugünün önemini. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Çocukların bayramı sadece Türkiye'de kutlanıyor biliyor musun dünyada? Evet. Bize bu bayramı kim armağan etti? Atatürk. Peki Atatürk niye 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti biliyor musun? Hayır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Onu da çocuklara armağan etti. Peki Demir, sen niye korsan olmak istedin? Seviyor musun korsan olmayı? Evet. Bu ne kılıcın mı? Evet. Pek kılıç da düz durmuyor Demir. Evet. Teşekkür ediyorum sana. Bu arada okula gitmiyorsun sen herhalde. Gidiyorum. Gidiyor musun? Nereye gidiyorsun? 18 Mart ana sınıfı. Tamam canım okula başlamış artık. Peki büyüyünce ne olacaksın? Korsan olacağım deme. Korsanlık iyi bir meslek değil valla. Astronot. Bizim dönemimizde öğretmen, doktor, dişçiydi, veterinerdi. Adam astronot olacakmış. Annesi olacak mı? Umuyoruz. Bu arada anneyi de tanıyalım. Merhaba, Işıl Elver. Işıl Hanım, sizin var mı öyle 23 Nisan anınız? Hiç unutamadığınız. Hiç unutamadığım. Şiir okurken çok heyecanlanırdım. Onun çok dışında çok çok öyle ekstra bir durum olmamıştı yani. Vallahi ben Boru Trompet takımındaydım. Tek anım en son bayramımda trompeti patlattığımdı. O kadar başladı. Hep bir slowdu yani benimkisi. Evet. Peki etkinliği nasıl buldunuz? Etkinlik çok güzel. Yani çocukların arayıp isteyebileceği her şey var bugün mevcut. Doğru, herkes çocuk olacak. Evet. Siz oldunuz mu çocuk? Henüz olmadım bakalım. Valla ben sizin yeriniz olsam yani Demir gibi. 23 Nisan hatıramızı falan çektirdik. İyi. Yani. Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hadi Cuma onları da bıraktık. Başka çocuklara. Yüzü boyatamadık ama bu arada. Farkında mısın bilmiyorum. Neyse biz kameraman arkadaşım biraz ayrıntı alsın. Daha sonra devam edelim. Tabii ki buyurun. Şimdi şöyle bir şey. Merhaba. Merhabalar. Mickey Mouse'la beraberiz. Evet. Benim hayallerimin oyuncağı. Evet. Çizgi film karakteri. Önce seni tanıyalım. Demeyeceğim Mickey Mouse'un zaten. Evet. Nasıl geçiyor etkinlik? Vallahi çocukların her zaman biz tamam artık gözdesiyiz. Çok fazla yok yok. Gelmeyecektir. Gözdesiyiz. O yüzden her zaman yani böyle öğrenciyiz biz de. Nasıl geçiyor etkinlik? Yani çok güzel çocukların ilgi odağı oluyoruz. Biz de beraber eğleniyorlar. Eğleniyor herhalde. Tabii ki. İsim daha, neydi bu arada? Yunus. Evet. Siz bu arada normalde iki sevgili değil miydiniz? Evet ama değil mi? Bu aralar aramız bozuk. Hayırdır? Kavga mı ettiniz? Kavgalı mısınız?
Normalde Mickey Mouse'la birlikte olmanız lazım. Aralarında bir sürtüşme var artık, bilmiyorum nedendir. Çok fazla mı işe düşkünsün? Mickey ne yaptın? Yunus. Utangaç galiba biraz. Peki Yunus, senin var mı öyle çocukluktan 23 Nisan anın öyle? Tabii ki anaokulu var. Mesela? İlla ki. Bir yani güzel okulun önünde bir Efe... Unutamadığın bir anın var mı? 23 Nisan'da mı? Efe oynadım. Efe oynadım. Çökerme yani Efe oynadım. Ya. Yani bayağı da bir... Kaçıncı sınıftaydın o zaman? Anaokulu. Anaokulu. 6. sınıfta. Tosun gibiydim ben. Vallaha. Ya belli zaten adam yani Tosun gibi. Evet. Efe'cim sana teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şurada bir tane de şeyimiz var bizim. Evet, Süpermen'le. Bence o abi, bulur. Bunu... Serkan adı da Serkan, o da S, Süpermen. Hayırdır evet, abi direkt, bunun direkt diyette direkt mi bu? Bayağı bir zayıf diyette mi bu Süpermen'dir? Nedir? Yemiyor bu aralar ya. Vallahi. Bakmıyor. Bir gideyim bakalım Süpermen'in yanına. Cuma bir de Süpermen'e gidelim bakalım da. Süpermen de bayağı bayağı böyle. Gel bakalım. Hem de çocuklarımızı alacaktım ama çocuklar kaçtı. Çocuklar kaçtı. Nasılsın Süpermin? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ne olsun? Kripton'da seçim var mı şeyin son duyduğuma göre? Vallahi seçimin sonucu ne olur bilmiyorum ama inşallah kriptonit miktarını azaltırlar. İnşallah. Sen baksana fazla kriptonit almışsın. Aynen, galiba. Uçama İsim neydi bu arada? Serkan. Serkan nasıl gidiyor etkinlik? Etkinlik çok güzel gidiyor. Çocuklarla çok güzel eğleniyoruz. Biraz kalabalık ki bizi yoruyor evet, ama çocuklar yoruyorlar için... mı? Olsun, bugün çocukların günü sonuçta. Aynen aynen. Peki Serkan, senin var mı öyle 23 Nisan'dan unutamadığın anın? 23 Nisan'dan unutamadığım anım... Yani bizi hiçbir zaman için böyle bir etkinlik yapılamadı. Ben daha sonradan katılsam bile hani bu katıldığım etkinlikleri daha çok aklımda kalıyor çocukluğumdan ziyade. Değil mi? Evet. Peki hadi sana kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl çocuklar, iyi eğleniyor mu bari? Aa, çocuklarla çok eğleniyoruz. Yapmadığımız iş yok. Hadi bakalım. Cuma, ben bir tane melek mi gördüm, ne yaptım? Gel şuraya gel. Merhaba. Gel bakalım. Merhaba. 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 Siz hangi ülkenin perisisiniz? Biraz utangaç galiba bizim bu peri. Öyle. Nasılsın? İsim neydi bu arada? Benim Nagihan. Tuana. Tuana. Yok. Tuana baksana. Tuana daha henüz ünlü olmaya alışık değil. Peki sizin sorayım, var mı öyle ilginç unutamadığınız 23 Nisan anınız? Yani hatırlamıyorum ya, yok galiba. Yok mu? Öyle bizim, normal. Bizim 23 Nisanlarımız evet böyle şaşalı değildi. Değil mi? Bir tören alanında evet. git gel başka bir şey yok. Aynen. Vallahi hadi bakalım. Tuğanacığım, sana iyi eğlenceler. Azıcık konuşaydık ya, iyiydi. Teşekkür ediyoruz. Tuğana utandı, Cuma abisi. Utandı. Bayağı utandı. Burada da çocuklar hünerlerini sergiliyorlar. Ama ustaları ne kadar öğretirse, değil mi? Usta ne kadar öğretirse. Evet, tabii ki. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Etkinlik çok keyifli, çok eğlenceli. Özellikle çocukları sıkmıyoruz. Kendileri yarasa hiç zorlamıyorlar. Vallahi. Yani bir günde hiçbir şey zorlanmaz. Böyle bir günde her zaman. Peki seni tanıyabilir miyim? Biz hani basından tanıyoruz ama Çanakkale halkından biraz tanısın. Evet. İsmim Burak Çiftçi. Çanakkale Seramik Müzesi'ndeyim. Burak, senin var mı böyle 23 Nisan anın unutamadığın? Aslında çok fazla yok. Çünkü çocukken zorla törenlere itilirdik. Hadi yani, gidin, yürü. Tabii, törenlerin bu şekilde olması çok güzel oldu. Hem halk için hem bizler için çocuklar çok keyifli. Eğleniyor. Tabii, kesinlikle. En azından gönüllerince çocuk oluyorlar. Çocuklar kolay gelsin. Bunlar çok sessiz. İşlerine kaptırtmış kendilerine. Çocuklar, bundan sonra sergi açarız herhalde. Yok, bayağı bir. Burak, bunlar... Baya konsantre olmuş. Konsantre. Senden iyi yapıyorlar desem yeri var ha. Aynen. Bak öyle. Adam kardan. İsim neydi? Çağrı Şer. Çağrı, nasılsın? Nasılsın dedim sen? Ha, iyi. İyisin, önce onu söyle. İyi misin? Nasıl gidiyor? 23 Nisan'ı nasıl kutluyorsun? İyi. Güzel mi? Evet. Neler yaptın bakalım bu saate kadar? Kardan adam yaptım. Zıplıkları falan adı ne? Giydim. Kardan adam yaptım. Tamam, adı isim koymadın mı ona? Koymadım daha. Tamam, yıldız. Ona Olaf diyelim biz. Hani karlar ülkesinde evet. Var ya bir tane Olaf. Onun adı Olaf olsun. Peki bugünün önemini biliyor musun sen Çağrı? Evet. Ne bugünlerden? Bugün 23 Nisan Atatürk'ün bize verdiği bir gündür. Aferin sana. Ulusal Egemenlik ve Çocuk evet. Bayramı. Peki 23 Nisan'ı ülkemizde özel kılan olayın ne olduğunu biliyor musun? Bütün çocukların bayramı ama onun dışında dünyadaki tek çocuk bayramı bizim ülkemize evet. Ait.
biliyorsun değil mi? Hı hı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de açıldığı gün. Sen kaçıncı sınıfsın bu arada? Üçüncü. Üçüncü sınıf. Dersler nasıl? Çok iyi. Okullar bitince ne olacaksın? Bilmiyorum. Daha planlamadın mı? Evet. Hadi sen planlıyordur. Bakalım, burada bir tane güzel bir kız var. Bu arada tokası da güzelmiş Cuma abisi. İsim neydi? Sena. Sena, sen ne yapıyorsun? Ben tencere yapacağım. Böyle istiştiri. Tencere yapacaksın. Evet, sonra onu kız, kurutup boyayacağım. Sena, onda. Tencereyi yap da içinde güzelce kuru fasulye yapalım. Çamurda yapılan kuru fasulye güzel oluyormuş. Sen biliyor musun yemek yapma? Yani azıcık. Ne yapıyorsun mesela? En son ne yaptın yemek olarak? Pilav. Oo, çorba. Sen bayağı açmışsın. Pilav, çorba. Oo, başka tatlı? Tatlı da. Ne işte. Yapıyorsun tatlı olarak? Annemden yardım alarak biraz baklava yapıyorum. Annemden yardım alarak. Abi bu kızın annesi nerede? Öyle mi? Sen bekle, ben geleceğim. Sen bekle dur. Yok. Ben bu anneyi tanıyayım. Kız kuru fasulye yapıyor, pilav yapıyor, baklava yapıyor. Ne yediriyorsun, ne içiriyorsun buna? Çok güzel besliyor. Bayağı bir baksana, baklava açıyor çocuk. İsim neydi? Ayfer. Ayfer Hanım, ben az önce soracaktım. Var mı öyle 23 Nisan anınız diyerekten? Herhalde bu en büyük anı olur. Öyle öyle. Çocuğa baksana, baklava yapıyor Cuma. Bundan şey yapalım ya, biz fotokopisini çektirelim bunun. Bana da lazım, benim kıza da öğretelim bari. Benimkisi sadece yumurta kırabiliyor. O kadarını yapıyor ama. Peki nasıl, etkinliği nasıl çok buldunuz? Çok güzel, çok güzel. Çanakkale'de yıllarca devam eden bir etkinlik bildiğim kadarıyla ama biz evet. Bu yıl ilk defa katılma şansı bulduk. Çok güzel, ben çok memnunum. Hava da çok güzel oldu, çocukların şansı şansımıza, güzel. Şansımıza, iki gün önce çok kötüydü bir hava, evet, vardı. Evet. Bugün çok iyi oldu hava. Peki sizin var mı öyle 23 Nisan'dan unutamadığınız anınız? Yani öyle, şimdi ilk sorduğunuz aklıma gelen bariz bir şey yok ama bizim tabii çocukluğumuzda okullarda törenler çok etkileyici ve çok güzel yapılıyordu. Evet. O günler, oradaki etkinlikler hala yine yapılıyor. Zaten ben de öğretmenim, okullarımıza devam ettiriyoruz o havayı ama yani genel olarak çok güzel. Zaten bu havayı teneffüs etmek, bu şenlik havasının olması apayrı. Bence valla sizin kız ayrı bir... Ben biraz yemek tarifi alayım bari. Sen... Şimdi şu baklavanın tarifini ver bakayım bana. Nasıl yapıyorsun baklavayı? Tamam, sen düşün. Eskiden yapıyordum ama. Eskiden derken kaç yüzyıl önce? Yani bir sene önce. Bir dakika, o zaman biz şöyle yapalım. Baklavayı anne yapıyordu, sen yiyordun. Hayır, ben bir sene önce yapıyordum ama şimdi yapmayı unutamıyorum. Değil mi? Her gün baklavacı değiliz yani en azından. Evet. Peki, bugünün önemini sen biliyorsundur artık, sormayayım evet. Sana. Değil mi? Teşekkür ederim röportaj verdiğin için. Bir ara baklava yaparsan bizi çağır. Doğaz tamam. TV'den. Tamam. Hadi bakalım. Sen ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Allah, suratı da boyamış bu. Sen neye boyadın suratı? Neye benziyor sen şu an? Kelebek. Kelebek. Ne kelebeği? Hangi ülkenin kelebeği o? Japonya. Japonya'ymış bak. Kolay. Çaktı, Japonya. İsim neydi? İrem. Didem. İrem. İrem. Valla ne bağırıyorsun bari, ne kadar çocuğa. Daha ben büyüyeceğim İrem. Peki sen kaça gidiyorsun? İki. İki, ilk okulu. Aynı sınıfta mısınız? Hayırdır, sen onun tercümanı mısın? Yok. Peki nasıl buldun etkinliği? Neler yapıyorsun? Sen şimdi ne yapıyorsun İrem? Ben de tencere yapıyordum ama. İrem valla ben bir şey söyleyeyim mi abicim? Bu tencereden bir tane nohut koyarız içine. Pişer, teker teker pişirir yeriz. Hadi bakalım. Sen bugünün önemini biliyor musun? Oo, sen baya baya geçmişsin yani. Sen bugünün önemini biliyor musun? Neymiş bugünün önemi? Bugün günlerden ne? 23 Nisan. Özelliği ne? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Aferin bakalım sana. Şöyle gidelim yavaş yavaş yavaş. Bakalım çocuklarımız neler yapıyor. Merhaba. Merhaba. Hayırdır, grubun lideri sen misin? Evet. Sen ne yaptın? Olta. Sen olta mı? Gel bakayım sen. Sen bir gel. Senin boyun küçük. Gel. Gel sen şöyle. Hoppa. Allah. Senin çıraklar baya baya iyi gidiyor bu arada. İsim neydi? Yiğit Efe. Yiğit Efe. Benim kardeşim. Öyle mi? Senin kardeşin. Sen ne yaptın öyle? Olta. Olta da bu. Üçü bir arada olta mı? Evet. Değil mi? Abi. Bir tanesiyle çıpra, bir tanesiyle karagöz, bir tanesiyle de kupa tutabiliyorsun. Değil mi? Sen kaç yaşındasın Yiğit Efe? 3,5. Evet, 3,5. 3,5. Sen büyüyünce ne olacaksın? Balıkçı olacaksın herhalde. Polis mi? Balıkçı polis mi olacaksın? Ne olacaksın? Olta yaptığına göre. Bayıkçı polis olacak. Tamam, bayıkçı polis olacakmış. Peki sen röportaj yapabilir misin? Versem abilerle ablalarla röportaj yapabilir, soru sorabilir misin onlara? Yapamam. Yapamam. Niye? Niye Efe?
Abin yapar diyor. Bak valla çok iyi konuşur Yiğitefe diyor. Hangi takımlısın sen? Galatasaray. Galatasaray'ım evet. Bu arada abi veriyor gazı oradan. Galatasaray 3.5 yapar. Değil mi? Hadi bakalım. Gel ben seni indireyim. Gel sen benim kucağıma. Biz seninle abiyle röportajı beraber yapalım. Uzat abinin mikrofonu. Tut mikrofonu da. Abine sor bakalım adın ne diye. Adın ne? Muhammed Emre Uysal. Kaça gidiyormuş sor bakalım. 4'e. 4'e gidiyormuş. Arada Cuma abine de bir şeyler söyle. Mikrofonu kendine tutup. Ne yapıyorsun Cuma abi de? İyi misin Cuma? Bak kameramanın orada. O kameraman senin. İyi misin dedi Cuma. İyi deme ben seni yerim. Hadi gel bakalım ben seni indireyim. Şöyle abinle de biraz konuşalım. Buranın lideri sendin galiba bu mahallenin muhtarı. Hayır. Sen ne yapıyorsun? Sen de mi tencere yapıyorsun? He. Oğlum biriniz de tabak yapın lan. O kadar yapacağı hazır. Ya neden aldın? Çamuru bitmiş. Hadi bakalım kolay gelsin sana da. Sen ne yapıyorsun? Ben kardan adam yapacağım. Kardan adamımız vardı bir tane ya. Kardan bayan yap sen. Bayan mı? Tamam. He, kardan bayan yap sen. Ben adın neydi? Ben kardan adam yapıyorum. Ne? Ceyda. Ceyda. Kaç yaşındasın Ceyda? 8. Valla kaça gidiyorsun? 3'e. 3'e hangi okul? 18 Mart. Ben onun 18 arkadaşıyım. Mart. Tamam sana da geleceğim yakışıklı. Zaten gözlükler alır senin parayı. Allah Allah. Hayırdır Ceyda? Bu arkadaşın gözlükler böyle bir tip nedir? Hayırdır? Arkadaş hangi diziden kaçmış böyle bu? Hangi diziden kaçmış? Sor bakayım. Hangi diziden kaçtın oğlum sen de? Ceyda bugünün önemini biliyor musun sen? 23 Nisan bugün. Tamam da ne 23 Nisan? Tamam tarih 23 Nisan. Hatta söyleyeyim Perşembe. Tamam da neyse var bugünün önemli özelliği ne? Ha, burada niye bu kadar biliyorum. İnsan toplanmış? Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Heh, arkadaş dur Ceyda ben geliyorum dur. Dur bir dakika. Abi çıkıyor oraya gir. Ya bak isim neydi arkadaş? Efe. Efe. Öncelikle şu gözlükler çıkacak şöyle arkaya doğru. He. Oğlum böyle de karizmatik oldun sen şöyle olsan. En iyisi böyle ol. Böyle daha karizmatik oluyorsun. Benden yakışıklılarla röportaj yapmam. İsim neydi? Efe. Tamam da ne bağırıyor? Efe kaça gidiyorsun diye sormayacağım. Aynı okuldaymışsınız. Aynı sınıfsınızdır. Aa. Değil misiniz? Aa. Hangi okul? Çanakkale Koleji. Ha, seninkisi uzak kalıyor. Bugünün önemi neydi birader? Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Başka? Hatırlamıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Burası meclis açıldı diye mi toplandı bu kadar? Bunların hepsi milletvekili mi? Hayır. Bugün Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Peki, hadi bakalım bunu bil. Dünyada kaç ülkede kutlanıyor bu bayram? Bir. Ha nerede? Çanakkale. Ülke dedim Efe. Türkiye. Aferin. Aferin kız. Bu arada gazı verdim buna. Konuşuyor. Sen büyüyünce ne olacaksın demeyeceğim artık. Sen büyüyünce belli. Dizi oyuncusu olacaksın. Bu yakışık. Ne olacaksın? Bilim adamı. Oğlum var ya. Harbi ben yaşlanmışım ya. Ya benim çocukluğumda polis olacağım, öğretmen olacağım, doktor olacağım da adamlar astronot oluyor, bilim adamı oluyor ya. Ben sen ne olmak istiyorsun? Bilim adamı. Ne bileceğin de adam olacak. Ne bilecek adam olacak bunlar. Hadi bak geliyorum dur. Gel güzelim gel. Sen zaten bayağı bir güzel giyinmişsin buraya. Gel böyle kamera seni görmez sonra. İsim neydi? Özdenur. Özdenur. Kaç yaşındasın Özdenur? 8. 8. Bu kalp kime ait? Ne? Kalp kime ait yüzündeki? Cuma abisi bak. Güzel bir kalp çizmişler yüzüne. Hayırdır sen böyle giyinmişsin? Poker oynadık. Ne oynadınız? Oyun oynadık poker. Tamam da ne oynadınız böyle? Ne oynadınız? Arabaya taş koydum. Nasıl koydun arabaya taşı sen? Oyunun ağır adı. Ağır değil miydi? Oyunun. Ha oyunun adı. Oynasın mı Cuma abisi bizde? Hadi arabaya taş koydum oynar mısın bizim için? Arabaya taş koydum. Civanım arabaya taş koydum. Ben bu yola başka. Bu arada benim de sesim güzel galiba. Oh tamam teşekkür ettik. Fazla yorma kendini. Bugünün önemini biliyor musun? Efendim? Bugünün önemini biliyor musun? Evet. Ne bugün? Bugün 23 Nisan Atatürk'ün çocuklara verdiği gün. Armağan ettiği gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Peki başka ne bugün? Mesela ne kuruldu bugün? Bugün Cumhuriyet kuruldu. Yok, Millet Meclisi kuruldu. Cumhuriyet biraz daha sonra, 3 yıl sonra.
Neresi kuruldu? Millet Meclisi. Aferin sana. Sen kaça gidiyordun bu arada? 3. 3. Hangi okul? Mustafa Kemal İlkokulu. Hadi bakalım dersler nasıl? İyi. Oyun oynadığın kadar iyidir herhalde. Tamam, iyiymiş. Zeki çocuk ama ya. Allah için. Cuma bunlar bayağı bayağı bir kaptırmışlar. Gençlik kolay gelsin sizlere. Tencereler, tavalar hazır olsun. Akşam üzeri karnım aç, geleceğim. Özellikle birisi baklava yapıyordu. Nerede o baklavacı? Gitmiş, baklavayı yapmaya gitmiş. Hadi gidelim. Melisa. Şık oldu değil mi? Çağdaş. Yüz güzel olmuş bu arada. Sağ olun, teşekkür ederim. Neye benzemeye çalıştığını pek... Arkadaş neye benzetmeye çalıştığı hakkında... Kim boyuyor bu arada bunları? Biz, Çağdaş Yaşam Destek Müdürlüğü'ne geliştirdik. Valla, beni de boyar mısınız? Demin bana yaşlı dediler ya. Hemen. Arkadaşlar, Duygucuğum, arkadaşı aramıyorum. Cuma, bak, şimdi insana benzetecekler beni azıcık. Tamam mı? Çaktırma. Demin bana ne dediler? Yaşlı dediler. Bakalım makyajdan sonra neye benzeyeceğiz bilmiyorum. Evet. Hadi bakalım, gel. Çekime de baş. Valla, nasıl istiyorsan öyle yap. Bu arada Cuma elimin kalıbını alıyorlar şu anda. Bak sonra yaratık eli diyerekten korkmasınlar. Yok. İsim neydi bu arada? Duygu benim. Duygu Hanım. Bu arada siz etkinlikten de biraz bahsedin bana. Ne yapıyorsunuz buralarda? Nasıl gidiyor? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çocuk Kulübü olarak işaret dili, tiyatro, dans ve resim çalışmaları yaptık. Taş boyama atölyesi, el boyama atölyesi, yüz boyama atölyeleri açtık. Bir yıl içerisinde zaten çocuklar işaret dili eğitimini ve tiyatro, şiir, başka ne vardı? Dans eğitimlerini aldılar ve seramik eğitimleri aldılar. Zaten seramik çarkımız hala burada dönüyor. Halka açık bir etkinlik düzenledik. Oraya da gidelim Cuma. Onun dışında ilin ortası boş kaldı. Gelmeden önce burada gösterilerimiz vardı. Gösterilerini yaptı çocuklar. Yine yapacaklar mı? Gösterilerimiz bitti. Veriler de aldı. İşaret dilinde şarkı çevirdiler. Sonra merenge ve ne dansıydı o? Kuğu dansı yaptılar. Kuğu mu? Şey mi? Penguen. Ben çok iyi yapıyorum Cuma Hanım vallahi bak. Daha sonrasında halat çekiyorlar. Bardak şovu yaptılar. Bardakla müzik şöyle yaptılar. Alayım. Şuraya olur mu? Olur. Şöyle bas. Çekeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma koydum. Şöyle ben. Evet. Gevezenin de eli burada. Tamamdır. Elim kaldı Cuma. Yardımcı oldun mu? Ve benim elim. Bravo. Bak bu el benim el. Bak bu el vallahi bak. İyi oldu ama ya böyle. Dünya çocukları gibi oldum ben. Peki ben etkinliğin dışında şimdi sizin anılarınızı alayım. 23 Nisan anılarınız öyle çocukluktan kalma. Var mı öyle unutamadığın? Stadyumda flamalar kaldırmıştık. Ordu'daydık o zaman. Abimlerle falan hep beraber. Babamla falan gittiğim için unutamadım. Yani güzeldi. Daha önceden hep kendin mi gidiyordun? Daha önceden kardeşlerimi götürüyordum. O sefer babam da gelmişti. Güzelmiş. Peki senin? Ben her 23 Nisan'da bir gösterim vardı ama şunu fark ettim. Bir angaryaydı o. Harbi mi? Çünkü hep böyle birilerini bekliyorduk. Birilerinin karşısında gösteri için, eğlenmek için değildi. O yüzden o zamanlardan kalma bir iz olacak ki bugün bu çocuk kulübünde ben insanlara bu angaryalıktan çıkarttım. Çocuklar dilediklerince eğlendiler. Surat boyadılar, atölyelerde gezdiler, seramik yaptılar. Sen eğlendin mi? Ben çok eğlendim. Benim içimdeki çocuk daha çünkü hala duruyor. Ha, değil mi? Bizim içimizdeki çocuk hiç ölmesin. Bak böyle bizi izlemeye gelenler var. Merhaba. Merhaba bak. Dünya çocukları gibi olduk. Bakayım bu arada bak. Böyle bulaştırdım. İsim neydi? Merve Nur. Merve nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Valla ne olsun işte geldik öyle bak elim bak şuradaki el bana ait. Altını birazdan imzalayacağım. Ben de imzaladım az önce. Valla nereye? Seninki hangisi? Şu soldaki Merve. Ha Merve yazıyor. Evet. Seninki niye mor sarı? Mor sarı değil. Sarı lacivert. Tamam arkadaşım görüşürüz. Neyse artık bilseydim siyah beyaz boyatırdım ya. Neyse bizimkisi dünya çocukları gibi olsun. Peki senin var mı öyle unutamadığın anın? Çocukluk olarak mı? Ya 23 Nisan anın. Ben Orduluyum. Stadyumda bir gün bir gösteri olmuştu. Bu arada Ordular 2 oldu. O da Ordu'daymış unutamadığı anısı. Evet hemşerim. Öyle mi? Evet. Aynı mahalleden misin? Yok. Sayılır. Var, aynı mi? Köylüyüz demek daha doğru olur. Ana. Aynı köyden. Evet. Öğrenciyiz herhalde bu arada. Evet öğrenci. Hangi bölüm? Peyzaj mimarlığı. Belli zaten. Elimi boyamasından baksana. Rengarenk. Peki senin var mı öyle unutamadığın? Stadyum diye girdin sonra buraya biz bir pas attık.
Stadyumda şiir söylemiştim. Gösteri olmuştu bir. Şiir okumuşsundur sen onu. Evet, evet şiir okumuştum. Okumuş olabilirsin değil mi onu? Çocuktum o zamanlar, hatırlamıyorum. Çocuk da hatırlamıyor. Sizin, evet. Sizin anınız var mıydı? Var benim çok. En büyük, en son anım, en son 23 Nisan'a çıktığımda boru trompet takımında inip trompeti patlattım hatıra olsun diye. Hatta öğretmenimden de istedim, adam bir de üzerine dövecekti beni. Bu gider mi devlet malı diyerekten. Güzel bir hatıra olmuş. Yani 19 Mayıs'ta da yine boru trompet takımındaydım. Majördüm, sopayı kırdım. Yani ben de kırmalı diye. Patlatmalı bir şey. Şimdi, bana kalsın diye o kaldı ama. Kaldı evet. Ama. O kaldı. Hala da belki de oturduğum evde vardır. Bir yerlere koymuştur hanım. Peki nasıl etkinlik? Çocuklar iyi eğleniyor mu? Çocuklar iyi eğlendiler. Çünkü sırayla siz eğlendiniz mi? Biz de çok eğlendik. Aa, ben de çok eğlendim. Sen bir ara suratını boyamaya çalışmışsın gibi geldi bana. O çocukların suratını boyarken oldu. He. Kelebek i̇yi. Yapıyordu. Biri de bir ara benim suratı boyayacak bakalım. İnsana benzetecekler beni. Burada bir de Nasrettin hoca mı? Nasrettin Berk. Berk. Gel bak, abi var burada. Gel konuşalım. Nasrettin hoca mısın? Hocam öpeyim. Nasılsın hocam? İyi. Hep sizinle büyüdük biz. Hep sizle büyüdük. Hocam şimdi bize anlatsanız diyorum. Bu arada birileri bize gülüyor. Hocam şey diyecektim. Bu yoğurda maya çalmak olayı diyecektim. Nasıl yapıyorsun? Onu ben bilmem. Nasıl Nasrettin hocası sen ya? İsim neydi bu arada? Berk. Berk kaçıncı sınıfsın? 3. 3. sınıf. Dersler nasıl? İyi. İyi. Cuma abin de bak ayrıntı alıyor. Biz Nasrettin hocayı bulduk. Berk sana teşekkür ediyoruz. Çünkü ses yüksek olduğu için senin dediğini de ben duymuyorum. Benim dediğimi de sen duymuyorsundur. Hadi bakalım görüşürüz, olur mu? Merhaba. Merhaba. Merhaba Dafi, nasılsın? İyi misin? Allah, biz de iyiyiz. Nasıl gidiyor? İyi eğleniyor mu? Çocuklar nasıl? Yoruyor mu seni? Yormuyor mu? Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu ördek çok cimriymiş. Doğru mu? Oo, çok çok. Çok cimriymiş valla. Bak orada bizim Mickey Mouse'lar bunlar. Bu taraftaki Mickey Mouse'lar sevgili. Cuma onların yanına gidelim. Bu arada fotoğraf çektiriyorlar. Biz de geliyoruz. Hadi gel bakalım. Ördek amca nasılsın? İyi misin? Senin için bu yandaki diyor ki çok cimri diyor. Senin için vallahi öyle diyor da filan. Öyle diyor. Ben onun yalancısıyım vallahi bak. Nasıl gidiyor? İyi eğleniyor mu çocuklar? Sen eğleniyor musun? Sen de eğleniyorsun. Bu arada birileri de bizim fotoğrafımızı mı çekiyor? Ne yapıyor? Çocuklar ne haber? Böyle merhaba. Böyle yapalım. Hadi bakalım. Devam edelim. Bu arada gel. Mickey Mouse'a da soralım. Gençler nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi demin dedi ki şuradaki köpek arkadaş, ördek arkadaş için çok cimri dedi. Doğru mu? Doğru mu? Aynenmiş. Bu arada sizin ne zaman evleniyorsunuz? Masal dünyasında hep böyle sevgili takılıyorsunuz da ne zaman evleniyorsunuz artık? Evlenin, bence de evlenin. Biz onları biraz boş bırakalım. Fotoğraflar çekilsin. Sonra gerçek yüzleriyle belki görürüz. Ama iyi eğlendiğiniz belli. Değil mi? Hadi devam edelim. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Allah. Çalışıyorsunuz mu, eğleniyorsunuz mu? Doğru söyleyin. Her ikisi de. Her ikisi de. Bu arada sizin suratı boyamışlar da neye benzetmişler ben de bilemedim. Kendileri boyadım. Bütün gün ben çocukların suratını boyadım. Sonra bir tane kız boyayabilir miyim dedi. Ben de izin verdim. Valla benim suratı da boyasanız ha. Demin boyatacaktık. Valla. Palyaço abla o arada bizi boyar işler la. Peki sizi tanıyabilir miyim? İsmim Zehra. Zehra Hanım. Sizin var mı öyle 23 Nisan'dan unutamadığınız anınız? Unutamadığım anım. Böyle bir anım yok yani. Böyle bir anı değil mi? Bizim çocukluğumuzda evet, yoktu. Evet yoktu. Hep okuldaydı bütün şenliklerimiz. Ama öyle şenliklerden aklında kalan var mı? Evet vardı. Şiir okuyacaktım. Ben şiirimi unutmuştum. Okuyamamıştım. O gün mü unuttun? Evet. Heyecandan. Evet. Vallahi süper. Okuyamamıştım. Ben hiç öyle bir şey olmadım. Peki siz nasılsınız Cüce Hanım? Yedi cücelerin hangisisin sen? En cücesi. Hangisi? O, sen bu neşeli cüce. Bu neşeli cüce var mıydı ya? Artık oldu. Var mı? İsim neydi? Melike. Tamam ben alayım. Teşekkür ederim. Bak Cuma benim de artık bir balonum oldu. Yaşasın. Melike senin var mı öyle? Al.
Al sana balon. Uzun. Uzunumuz var mıymış? Uzun balonumuz yok. Bunlar var. Melike, senin var mı öyle unutamadığın bir anın? Olmaz mı? Ben her 23 Nisan'da görev alırdım. Özellikle folklor oynadığımı hala unutamıyorum. Tiyatro, vallahi folklor. Benim Cuma, balonum düştü. Çanakkale Belediyesi'nin. Peki her yıl bu etkinliklerde sen ne var mısın? Hayır, ilk defa katıldım ben. Üçüncü sınıfım burada. Öğretmen. Hangi bölüm? Sosyal bilgiler öğretmenliyim. Ama çocuklarla en azından yakın olacaksın. Bu da senin için deneyim oldu. Kesinlikle. Zaten çok en azından hep eğlendiriyoruz, hem biz eğleniyoruz. Gayet keyifli. Nasıl? Sen eğlendin mi bari? Eğlendim çünkü ben Çanakkale Bursalıyım ve Bursa'da ben böyle bir etkinlik görmedim. Çanakkale Belediyesi'ne var, teşekkür evet. ederiz. Kesinlikle çok güzel bir etkinlik. Hani ya sabahtan beri hayranlıkla izliyorum etrafı. Valla. Hadi bakalım Cuma. Teşekkürler arkadaşlar. Kolay gelsin balon için. Hemen ben demin bir tane burada güzel bir kız gördüydüm. Nereye kayboldu o? Neyse, buluruz Cuma. Ben bulacağım onu. Hadi bakalım. Üç tane mi oldu Ada? Evet. Senin adın neydi? Ada. Hangi Ada? Bozcaada mı Gökçeada mı? Ada. Ada, bugün günlerden ne biliyor musun? Bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Salla. 23 Nisan. Peki çok eğlendin mi sen? Evet. Hadi senin yüzünü boyayalım mı? Tamam. Hadi gel. Biz adaya annesi alıyoruz. Bugün hatta mikrofonu sen al. Tamam mı? Herkese soru sor. Gidip soru sor hadi. Ne yap? Adını sor herkese. Mesela şu abin senin fotoğrafını çekiyor. Git adını sor ona. Adın ne? Benim adım ne? Adım Hakan. Senin adın ne? Mikrofonu tut öyle konuş. Duyamıyorum seni. Ada. Ne güzel ismi var senin öyle. Hadi gel beraber fotoğraf çekelim. Olur mu? Hadi selfie yapın. Mikrofonunu da tut. Getir ben çekeyim. Çekiyorlar bizi evet. Mikrofonunu da tut. Çok güzel. Teşekkür ederim Ada. Ada hadi gel biz seninle. Ben mikrofonumu alayım. Gel senin yüzünü boyatalım. Bak kendime göre bir tane partner buldum Cuma. Biraz boyda fakiriz ama ne yapayım, bel ağrıyacak artık. Ada, şimdi neye boyayalım senin yüzünü? Gel bakalım, burada abla vardı. Gel burada bir boyayan ablamız vardı. Önce sizden mi başlayayım yoksa? Vallahi en güzeli o, ben bence ondan başla. Tamamdır. Ne boyayalım sana? Rapunzel. Rapunzel yapamam ama o çok zor. Rapunzel, onun için saçlara biraz ek evet, yaptırmak lazım. Evet, sarı olması lazım ona. Sana kedi çizelim mi? Kedi ol bakayım. Olur mu adam? Ben çiçek olmak istiyorum. Çiçek tamam, olmak. Buraya çiçek yapalım. Buraya da kalp. Sonra da kedi yapalım. Olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Ve Ada boyanır. Sen seviyor musun palyaçoları? Neden çok seviyorsun? Ne kadar çok ama. Anne! Annesin. Beni çok seviyorsun yani. Çok renkli bir kedi oldu Ada. Ada bakayım. Çok renkli bir güzel bir kedi oldun sen. Hadi gel bakalım. Bu arada isim neydi? Neşe. Neşe Hanım. Evet. Ben de mi boyatsam diyeceğim ama. Yani size de bir renk atabilirim yüzünüze. Vallahi bana renk atsan rengi veririm. Merhaba. Hadi. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. İsim neydi? Soykan. Soykan kaç yaşındasın? 8 yaşındayım. Okul nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Bugün günlerden ne? Tarihi biliyor musun ama Soykan? Bilmiyorum ama bugün günlerden Perşembe olduğunu biliyorum. 23 Nisan bugün. Evet. Bu kadar insan niye toplandı biliyor musun Soykan? 23 Nisan'ı kutlamak için. Peki bugünün önemi o mu? Sadece 23 Nisan mı? Hayır. Bütün insanların bir araya gelip her şeyi birlikte yaşamak istedik. Ya yani çocuk evet. bayramı. Evet. İsim neydi senin? Adım Furkan. Adım Furkan. Gel Furkan buraya. Gel Allah yüzünü seni. Yüzünü boyayabilir misin? Furkan, senin suratı da boyayacaklar mı? Evet. Sen kaç yaşındasın Furkan? Kızlar abiyle kaçıyorum. Kızlardan kaçıyorum diyor. Kızlardan kaçılır mı oğlum ya? Anne kaçıyor. Anne kaçıyor. Annen mi kaçıyor, sen mi kaçıyorsun, anlayamadım ben şimdi. Bak kaçıyor. Bak. Vallahi kaçıyor. Abisinin yüzünü boyasınlar. Bak. Görüşürüz Furkan. Bay bay yapıcı, bay bay ya.
Hadi gel bakalım Cuma. Daha çok 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 şeyler var. Öyle mi? Konuşturalım gelsinler. Ama onların çocukluğu geçmiş artık. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Hangi basınmış bu? CNN mi, NTV mi? Şimşak, Şimşak o. Şimşak mı? Şimşak TV. Ulusal mı? Merhaba İhsan ben. Gevezem namı değer. Etkinliği soracağım ama sizinki bayağı farklı olmuş. Evet, kesinlikle bayağı farklı güzel olduğunu düşünüyorum ben de. Tamamı Keçe'den galiba bunların. Evet, hepsi Keçe'den. Bayağı bayağı güzelmiş. İsim neydi? Gülcan. Nurcan Hanım. Gülcan. Gülcan mı? Sağır duymaz olur. Ya yaşlandım abi. Adam boşa demedi. Senin suratı boyayamam yaşlısın diye. Çocuk değilsin sen dedi. İçimdekini görmedi tabii. O ayrı. Peki hem etkinliği değerlendirelim hem de sizin standı biraz tanıyalım. Nasıl buldunuz şu anki ortamı? Ortam olarak fevkalade güzel. Yani 23 Nisan'da çocuklar için böyle bir etkinliğin düzenlenmiş olması çok güzel. Ayrıca biz Kepez Atatürk İlkokulu olarak buradayız. Çanakkale'de böyle bir etkinliğe katılmak, yaptığımız çalışmayı burada bu kadar kalabalık kişiye, kitleye ulaştırabilmek bizim için de çok gurur verici bunlar bir şey. Bunlar çocukların yaptığı şeyler. Çocuklar ve anneler. Hadi. Yani projenin farklılığı da zaten orada. Anneler ve çocuklar birlikte. Anne çocuk birlikteliği evet gibi. Ama konsept 10 numara. Gerçekten 10 numara. Biz hemen birlikte dolaşalım mı sizle? Hadi gel gelin bakalım. Şöyle bugün sadece 23 Nisan değil, çocukların da yaptığı şeyler varmış. Cuma'cığım bu arada sen dikkat et. Seni alıp gitmeyelim arada. Kameraman lazım bana. Öncelikle tablolardan başlayayım. Konseptler az çok belli. Hepsi Çanakkale ve 100. yıl üzerinde. 100. yıl üzerine. Şuradaki gördüğümüz tabloların hepsi iğneleme yöntemiyle yapılmış olan çalışmalar. İğneleme yöntemi derken nasıl oluyor? Özel keçe iğnemiz var. Keçe iğnemizi tuval üzerine renkli keçeleri altına desen çiziyoruz. Çizdiğimiz desen üzerinden de renkli keçelerle iğneyle keçeyi tuvalin içine yedirerek desenimizi ortaya çıkarıyoruz. Arkada öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar var. Onlar da doğal keçenin sıcak su ve sabunla yoğrulması sonucunda kumaşın üzerine tekrar iğneleme yöntemiyle desenlerini ortaya çıkarıyoruz. Vallahi süper şeyler var. Özellikle bayraklarımız var. Özellikle gelinciklerimiz. Evet, ben onları soracaktım. Bir Çanakkale haritamız var. Ama benim en çok dikkatimi çeken şunlar oldu. Evet. Mezar taşlarımızla özellikle gerçeğini uydurmak için gerçek şehit isimleri, yaşlarıyla beraber, memleketleriyle beraber gerçek askerlerimizi burada simgeliyorlar. Meçhul askerimiz var. Hatta bir tane askerimiz şu an savaşıyor hala. Evet evet, onlar şu an nöbetteler. Öyle şehitlerimizin mi yerine şu an onlar görev alıyorlar. Nöbet sırası onlarda. Biraz daha ilerleyelim. Abidemizi görüyorum. Abide evet zaten tamamen, o da Keçe'den sanırım. O da yanlış Keçe'den. Görmüyorsam. Evet evet, o da Keçe'den. Peki ne kadar bir süre aldı bu kadar çalışmayı yapmak? Aralık ayı sonunda başladık biz. Ama 15 tatil süresi içerisinde de anneler ve çocuklarla beraber hiç durmadan sürekli olarak çalıştık boş zamanlarımızda. Birlikte olduğumuz zaman her şeyi yapabileceğimize bir örnek. Kesinlikle. Hatta büyük bir kanıt. Bir de projenin şu şeyle amacı da vardı. Anne ve çocuk arasındaki iletişimi de güçlendirmek. Çocuklardaki toplumdaki o zararlı alışkanlıklardan onları kurtarabilmek. Yaratma, üretme becerilerini geliştirmek, hayata farklı bir bakış açısı kazandırmaktır. Bunu da gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Bir de en önemlisi Çanakkale ruhunu çocuklara yaşattık evet burada. Bence çok güzel. Arkada yine tuvallerimiz var. Evet. Arkada bir de çocukların doğaçlama çalışmaları mi var. Onlara da bakalım. Ama kameraman evet, fotoğraf çekiyorlar Cuma'cığım. Hiç bozmayalım. Bekleyelim. Burada doğaçlama çalışmalarımız var. Bunlar öğrencilerin o an hayal ürünü. Aynen, resim yapar yine. Yine alta doğal keçeyi serpiyoruz. Üzerine de çocuk ne yapmak istiyorsa, mesela denizaltı yapmak istedi. Keçenin üzerine denizaltı desenini, modelini çıkarıyor. Denizin üstünde kalmış. Öyle hayal etti. Denizaltı karışımı. Evet. Yukarıda bir gelincik tarlası var, evet, görüyorsunuz mesela. Ortadaki de yani Çanakkale 100. yılı ile ilgili çok sevdiğim bir görseldir o da. İğneleme ve Çanakkale yazısı var. Evet evet. Hepsi birbirinden değerli eserler. Anneler, çocuklar birlikte el ele verdik. Ama yıl çocuklarımızın hayal dünyası bile mükemmel. Ayrıca şunu da hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Bu yaptığımız gelincikleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yılında
Çanak Türkiye'deki bütün valiliklere gönderdik. Gönderdiğimiz 81 ile. İlim valiliğine gönderdik. Anıtkabir'e gönderdik. 100. yılda şehitlerimizin anısına Anıtkabir Müzesi'nde saklanmak üzere. Oradan çocuklarımıza çok özel bir mektup geldi. Bugün de 23 Nisan'da Anıtkabir Komutanlığı'ndan gelen mektubumuzu da Kepez Beldesi'ndeki törende halkla paylaştık. Genelkurmay Başkanımızdan bize tekrar güzel bir geriye dönüş oldu. Pek çok validen teşekkür mektupları alıyoruz. Çocuklara özel küçük hediyeler, armağanlar gönderiyorlar kendileri. Ayrıca buradan bütün valilerimize de teşekkür ediyorum. Ben gerçekten bayağı bir duygulandım. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle size teşekkür edeyim. Çanakkale ruhunu çocukların içine kadar yansıttığınız için. Evet. Ve Çanakkale'li çocukların neler başarabileceğini tüm Türkiye'ye gösterdiğiniz için. Bence onur duyulabilecek. Hani bütün programım boyunca sordum. Var mı öyle 23 Nisan'dan unutamadığınız anınız diyerekten. Benim çocukluktan ufak tefek vardı ama büyük olarak herhalde şu andır benim. Bundan sonra unutamayacağım en büyük anım. Herhalde o çocukların da budur en büyük anıları yıllar sonra çocuklarına. Zaten bütün çıkış noktamız o oldu. 100. yılı unutmamak, unutturmamak, şehitleri unutturmamak adına böyle bir çıkış yaptık biz de. Ben gerçekten size teşekkür ediyorum. Evet, bu bölümü ben kapatayım. Çünkü çok yalnız duygulandım ama. Yalnız buradan bir de teşekkür etmek istediğim bir kişi var. Kepez Belediye Başkanımıza da teşekkür evet, etmek Sayın istiyorum. Evet, Sayın Ömer Faruk Mutan'a. Evet, bize destek oldu sağ olsun. Hala da destek olmaya devam ediyor. Kendisine buradan herkesin biz de buradan kendisine bu kadar bilinçli bir çalışmada yer aldığı için çok teşekkür ediyoruz. Mikrofon seninle devam et. Dünya çocukları gibi oldum ben. Rengarenk. Çok güzel. Onların günü zaten bugün. Çocuk olmak çok güzel. Yani ruhunu evet. Çocuk bırakabilmek evet. Çok güzel. Biz bu alanı dolaştık. Evet. Ben zor tuttum kendimi. Evet. Hatta ara verecektim ama başta biraz görmüştüm. Dönüşte diyecektim. Hocam da zaten hatırlattı. Evet. Önce kitaptan mı başlayalım yoksa siz mi anlatmak istersiniz? Ben sormayayım artık bir şey. Şimdi biliyorsunuz Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümü ve aynı zamanda Çanakkale Barış'ın kenti. Ve Barış'a da ev sahibi. Tabii Barış'a da ev sahipliği yapıyor. Şu anda Çanakkale en yoğun insan kalabalığının olduğu bir günü yaşıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Şurasını bu yıl 100. yılda ben bu coşkuyu, bu insan kalabalığını görünce hem duygulanıyorum hem de çok büyük sevinç duyuyorum. Tabii ki bu etkinliğe benim de küçük bir katkım var. Küçük bir kitapla ben de katkı sundum. Kepez Atatürk İlkokulu Müdürü olarak. Savaştan Barış'a böyle 100. yılda bir etkinlik proje gerçekleştirdik. Benim bu, kahramanlarım. Evet, bu projenin içerisinde de ben bir yıllık bir zaman dilimi içerisinde Benim Kahramanlarım diye bir çocuk kitabı oluşturdum. Bu kitabın en büyük özelliği ilk defa günümüz olaylarının içerisine Çanakkale Savaşları'ndaki önemli olayları katmak, sentez haline getirmek ve çocuklara sunmak. Çocukların bu kitabı okudukları zaman akıllarında Çanakkale Savaşları'nda unutamayacaklar olayları beyinlerinde bir nokta olarak hissetmeleri ve geleceğe bir gönderme yapmaları önemli bizim için. Onların yaşında şöyle söyleyeyim, bir dönem artık kilosu 45'i aşanları askere alın emrinin geldiği evet, bir dönem. Evet, evet. Ve evet. Çünkü 3 ayrı cephede savaşan bir ülke. Evet. Ama en önemli yerin Çanakkale olduğunu bilen bir evet. Dönem ve kilosu 45'i geçen çocukların 13 yaşında, 15 yaşında. Çok büyük hatıraları var bunların. Geriye dönüp baktığımız zaman ibret verici olaylar var. İşte bunları çocuklarımıza bizim anlatmamız lazım. Günümüz çocuklarını gelecekle bağlantı kurarak, geçmişle bağlantı kurarak geleceğe bir köprü oluşturmaları gerekiyor. Biz öğretmenlere, biz eğitimcilere de böyle bir görev düşüyor Çanakkale'de. Benim Kahramanlarım kitaplarını yaparken aynı zamanda dedim ki Çanakkale'nin isimsiz kahramanları. Evet. Bugün Çanakkale Savaşları'nda bir 57. alay var. 57. alayda şehit olan askerlerin birçoğunun ismini hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama çoğumuz Koca Seyit'in, Yahya Çavuş'un veyahut da Mustafa Kemal'in, John Pyre'ın da
gösterdiği kahramanlıklarla onları beynimizde pekiştirdik. Evet, onları beynimize kazıdık ama bu isimsiz kahramanları da unutmamız gerektiğini inanıyorum ben. Çünkü Çanakkale'nin birçok ilçesine gittiğimizde, köyüne gittiğimizde ben bu isimsiz kahramanlarla karşılaştırdım. Bunların çok mütevazı olduklarını gördüm. Çok sade bir yaşantıları olduğunu gördüm. Ve bu bunları gördükten sonra da böyle bir çocuklara yönelik kitap oluşturmayı düşündüm ve bunu gerçekleştirdim. Benim kahramanlarım kitabını yapmakla ben çok gururluyum. Bunu da Çanakkale'de bugün Kepez Belediyesi'nin sponsorluğunda çocuklarımıza ulaştırdık. 1000'den fazla kitap dağıttık ve ben bunların hepsini de imzaladım. 23 Nisan 2015 tarihinde attım. İstanbul'dan gelenler, Eskişehir'den gelenler, Manisa'dan gelenler, ülkemizin değişik yerlerden gelenlere daha çok armağan etmeye çalıştım. Ve bugün bu yaptığım işle de Kepez Atatürk İlkokul adına ve kendi adıma çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Ben o isimsiz kahramanlar demişken aklımda da şöyle bir şey var. Mehmet Muzaffer. Evet. Daha lise yeni bitmiş. Evet. Subay namzeti. Ama resmi çok iyi. Evet. Sadece komutanının savaştan biraz uzaklaşsın, gider belki imkansız bir şey için bir daha dönemez dediği, evet, bu kişinin yaşaması gerekir dediği Mehmet Muzaffer'i İstanbul'a gönderip bir gecede devlet tahlili basıp ve altına, evet, da bu lastiklerin parası Çanakkale'de, evet, kanla ödendi, ödenmiştir, evet, diyebilen bir, evet, vatan evladı ki 16 yaşında. Evet. 16 yaşında subay namzeti. Ve düşünün ki o dönemde bir gecede, evet, liseliler var Çanakkale'ye gelip dönmemecesine İstanbul Lisesi, savaşan ve Galatasaray şehit olan. Galatasaray Lisesi, Konya Lisesi, Trabzon Lisesi, Adana'da liseler. Yani ülkemizde birçok lisenin öğrencisi Çanakkale'ye geliyor ve şehit oluyor. Zaten İngilizlere de sorduklarında zannedersem Churchill öyle bir söz ediyor. Tamam, biz Çanakkale'de Türklere yenildik ama onların 100 yıllık geleceklerini de çaldık diyerek o gençleri, eğitimli gençleri yok ettiklerini ortaya koyuyorlar. Ve herhalde dünyaya Türk'ün ismini tam anlamıyla bir liderin nasıl olması gerektiğini, evet, savaştan sonra Yüce Önder kesinlikle söylediği, evet, iki kelimeyle, evet, uzak diyarlardan o çocuklarını harbe gönderen analar gözyaşlarınızı dindiririz, evet, lafıyla herhalde hani ne demek istediğini ve bugünlere artık nasıl gelinmesi gerektiğini de anlamış oluruz ki dünya yüzeyinde çocuklara özel tek bayramı armağan edebilecek, evet, kadar büyük, evet, bir liderin olması, evet, evet, herhalde çocuklarımız için de büyük bir evet, onurdur. Tabii çok güzel bir şey. Bir şairimizin bir sözü var. Bu şair bir şiirinin içinde şöyle diyor. Ne kadar şanslısınız çocuklar, ne kadar hür. Dünyanın başka yerinde bazı çocuklar yabancı bayraklar altında büyür. Evet, geçen günkü programımızda vardı öyle bir şey. Evet. Ben hocam çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederim. Bu standta biraz duygulandım. Biraz daha çocuk olacağım ben ama hocamdan bir şey isteyeceğim. Bir kitap isteyeceğim. Bir de bir programımıza katılması için söz isteyeceğim. Sabah programımıza inşallah. Ne diyeyim şimdi, bu kitabın sahibi kim olsun? Kızım olacak tabii ki, Beyza. Beyza'ya sevgilerle. Ben de buradan kızımın 23 Nisan'ını, evet, kutlayayım. Sabah kutlamıştım ama yine kutlayayım ben buradan. Televizyon aracılığıyla. Ve buraya 23 Nisan yazıyorum. 2015. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür, evet, ederim. Mikrofon sende, devam edeceğiz. Ceketine. Evet, evime gideceğim ben de. Burayı toplayıp evime gideceğim. 05. Evet. Cuma, bunlar klip çekiyor herhalde. Gel bakalım. Kızlar, ben de arkanızda dans edeyim mi? Alıştım. Klip mi? Klip mi çekeceğiz? Adın neydi bu arada? Melisa Aygün. Hey. Melisa Aygün.
Sen ne yapıyorsun şu an? Karaoke yapmaya çalışıyorum. Karaoke yapmaya çalışıyorum. Senin adın neydi? Nehir Sönmezler. Elif Çelebi. Ne yapıyorduk, karaoke mi? Evet. Başa mı alalım? Kaldık biz burada. Buradan devam edelim mi? Hadi. İyi, devam. Hadi. Şarkı bitti. Şarkı bitti abi, şarkı bitti. Tamam, neyse, gel biraz sohbet edelim de sen bunu kapatalım. Herkes duymasın bizi. İsim neydi? Melisa Aygün. Ne yapıyorsun? İyiyim. Nasıl gidiyor? Güzel. Pardon Melisa, mikrofonlar karıştı. Bu mikrofonu al sen. Senin mikrofonun olsun. Melisa, kaç yaşındasın? Ben 10 yaşındayım. 10 yaşındasın. Kaça gidiyorsun? 4'e gidiyorum. Nasıl gidiyor okul? Güzel gidiyor. Çok eğlenceli. Bugün nasıl burası? Harika. Harika. Kopuyoruz böyle beraber. Ne söylüyorduk biz demin? Neydi şarkının adı? Naber. İyiyim, senden naber ya. Bugün günlerden ne, biliyor musun? Evet, 23 Nisan. Özelliği ne? Çocuk bayramı. Evet. Bunlar böyle şey, altın kızlar gibi. Bugün günlerden 23 Nisan. Sana diyor. Önemli. Çocuk bayramı olması. Sen bayağı bir fotojenik ve sahnejoniksin. Nasıl bir kelimeyse, isim neydi? Nehir Sönmezler. Nehir Sönmezler. Söyledin de o kadar fırçalamana gerek yok. Nehir, kamera bu tarafta, bende değil. Ha. Ha. Tabii bak, kamera o. El salla. Adı Cuma'dır arkadaşın. Cuma mı? Cuma. Ne alaka? Harbiden Cuma adamın adı yani. Aa. Ne, sizin için ismin Cuma? Tamam, sen cumartesi yap ismini abicim. Ya cumartesi ne? Kızlar beğenmedi. Kızlar ismini beğenmedi. O okul ne nasıl ya gidiyor? İyi. Nehir. İyi. Tamam. Aynı sınıftayız ve aynı şubedeyiz. Üçünüzde. Evet, üçümüzde. Her sınıfın cadalozları sizsiniz. Hayır ya, öyle bir şey yok. Ha, öyle bir şey yok. Ama yani sınıfın güzelleri biziz. Aynen. Biz bir hep. Ama hareket yok. Cadalozuyuz, sınıfın güzelleri biziz. Peki, nasıl eğlenebiliyor musunuz? Evet. Peki. Hadi bugün 23 Nisan, tamam. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Ama en özelliği ne? Asıl özelliği ne bugünün? Atatürk'ümüze armağan etmesi mi? Tamam, armağan etti de. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Tamam, onun da dışında. Aa, başka hadi var bakalım mı ki? Eğlenceli olması. Ya onları geçin. Ne? Ben ne? Abla ne? 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 Dünyada sadece Çocuk Bayramı'nın olduğu ülkede Türkiye'de yaşıyor olmanız. Evet. Değil mi? Evet. Peki, hadi buradan dünya çocuklarına bir mesaj söyleyin. Bir şey söyleyin. Gelin siz de. Al hadi, üçünüzün olsun mikrofon. Hadi son mesajınızı da siz verin. Herkese tamam, kutlu olsun diyeyim. Tamam. Bir, iki, üç. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun. İsim neydi? Anıl Çakır. Ne? Anıl Çakır. Anıl. Anıl. Onur Çakır. Gel 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 Onur. Al bunu. Git annene sor bakalım, annenin adı ne? İnce. Söyle, İnce Çakır ne? İnce Çakır. Sen söylemeyeceksin, annene soracaksın. İnce Çakır. Tamam, annen ne yapıyormuş, sordun mu? Sor bakalım, anne ne yapıyorsun de. Ne yapayım? İyiyim, sen nasılsın? Nereye geldik? Bayrama. Bayrama geldik. Bugün ne bayramı anneciğim? Kutlu. Sen de sor. 23 Nisan Çocuk Bayramı. Hadi şimdi oraya el salla. 23 Nisan bayramı kutlu olsun de. Yürüyün çocuğu. Evet. Anneciğim bay bay de. Nehir Hanım, ben sizi bırakmayayım. Vallahi bir burada bir yolda. Valla çok akıllı ama. Gezdirmek istedim birazcık, gelsin eğlensin olsun diye de, o yüzden. O şimdiden başlamış zaten kutlamaya. Peki, sizin var mı? Ben fazla tutmayayım sizi. Tamam, üçünüz. Teşekkür ederiz. Sizin var mı öyle 23 Nisan'dan unutamadığınız çocukluk anınız? Hiç hatırlamıyorum şu anda. Çok, çok yorulduk. Evet, o yüzden biraz. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizi fazla tutmayayım. Hadi bakalım, devam edelim. Ben soracağım, sen söyleyeceksin. Tamam, olur mu? Söyleyeceğim. Tamam. Tamam. Ne yapıyorsunuz kızlar? Şarkı söyledik sabahtan beri. Ne eğlendim söylediniz? Harbi prenses. Prenses. Harbi mi? Harbi. Sen prenses harbi misin? Hayır. Hangi ülkenin? Peki bugünün önemini biliyor musunuz? Siz demin röportajları da dinlediniz, duymuşsunuzdur. Yok, ben dinlemedim. Evet, ben dinledim. Neydi bugünün önemi? Sadece Türkiye'de çocuk bayramının olması. Türkiye'de evet. Başka sadece Türkiye'de. Çocuk bayramı bize, yani Türk çocuklarına armağan ama tabii ki ulusal egemenlik dediğimiz zaman tüm dünya çocukları da bizle birlikte kutluyor. Peki nasıl buldunuz etkinliği? Çok güzel bence. Çok güzeldi. Böyle çok güzel hayal kahramanları var. Biz de arkadaşlar dans gösterisi düzenledi. Tiyatro falan oynadılar. Sen bir şey yaptın mı?
Yaptım. Ne yaptın? Çocuklarla oynadık. Sen sadece izleyen ve eğlenen taraf. Evet. Yani biz de tiyatro yaptık. Senin isim neydi bu arada? Miraç. Miraç. Bugün ne kandildi? Regaip miydi bugün? Hayır, regaip kandildi mi? Mevlüt hangi? Evet, sana daha çok var Miraç. Bu arada kandillerini herkes kutladık. Herkesin kandilini kutladık. Peki kaça gidiyorsun? Ben mi? Ha, yok ben. 6'ya gidiyorum. 6'ya gidiyorsun. Sen kocaman mı şimdi be? Evet, küçücük daha... Lise 2. Sizin 23 Nisan'ınız kalmamış ya. Ben de 7'ye gidiyorum. 7'ye gidiyorsun. 6. 6, 7. 18 yaşına kadar herkes çocuktur ama. Ben de 7'ye gidiyorum. Değil mi? Sen de mi 7'ye gidiyorsun? Evet. Benim ruhum 16,5. O zaman ben de hala çocuğum. Yani. Ne, nasıl? İyi eğlendiniz mi bari? Evet. Çok güzel. Peki. Dans 5 kere yaptık galiba. Ne yaptınız? Dans 5 kere falan yaptık. Ne yaptın? İşte yapsana bizim için. Ben bilmiyorum. Hadi beraber kıvırtalım. Hadi yapın bakalım. Şarkı yok. Şarkı neydi? Ama çıkmaz ki sesi. Çık, ben mikrofonu tutarım, siz oynarsınız. Şarkının adı neydi bu arada? Violetta. Ben herhalde. Yabancı. Şarkıcının ismi yabancı. Hadi Arzu sen de. Ben mi? Sen de Arzu, evet. Ben de. Ben öğrenirsem ben de yaparım size Arzu. Biz Arzu gibi şeyler. Ver bakalım Violetta'yı, çalalım biz. İyi çalıyordur inşallah. Bir iki hareket yapar o zaman. Tamam. Hepsini bitirin. Başladı mı? Başlamadı mı? Başlıyor mu? Böyle mi geçeyim Cuma? Ters ışık. Tamam, ben de ters ışıktaymışım. Bu arada kameraman abisi böyle gelsin. Ters çevirirsin şey kapanıyor ama. Tamam. Hadi bakalım, başladık. Ses çok az çıkıyor bu arada. Ses çok az çıkıyor. Tamam, dene. Tamam işte öyle. Harbiden ses olmadan vallahi iyi oynuyorlar Cuma bunlar ya. Değil mi? Vallahi ses sadece bende ve sende bakıyor. İyi canım. Değil mi? Ben yeter diyeyim artık, kızlar baya baya ezberlemiş. Al telefon, hanginizinde? Senin miydi? Kız siz bunu baya baya güzel yapıyorsunuz. Gelin bakayım siz şöyle yanıma. Siz baya baya ezberlemişsiniz. Evet. Valla. Evet. Arkadaşınız hatta tam zamanlı gidiyorlar dedi. Evet, zamanlı gidiyor. Aferin size. Violetta kimdi bu arada? Martina Stosser. Arjantin'de bir. Bizim mahalleden değil yani. Keşke. Çocuklar, hadi bugün biz sizle bitirelim programı. Beraber bitirelim. Öyle yapalım mı? Olur. Bu ara zaten bende alışkanlık oldu. Gel bakalım sen de. Sen de gel yanıma. Ben mikrofonu en son size vereceğim. Evet. Tamam. En son artık içinizden ne geliyorsa çocuk bayramı ile ilgili söylersiniz. Ben bugün aslında sen de gel. Gel, gel sen de gel. Miraç sen de. Bu kadar kızın içinde bir tane erkek mutlak olsun benim dışımda. O da var. Değil mi? O da var. Kim, nerede? Hani? Aa, orada oturuyor. O orada oturuyor. O uzakta kalıyor. Bugün 23 Nisan. Hani hep vardır ya o şiir. Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan diye. Gerçekten bu çocuklarla neşelenmemek mümkün değil. Ulusal egemenliğin ne olduğunu işte bu çocuklar öğrenmiş. Ve dünyada çocuk özgürlüğünün ne demek olduğunu da sadece ve sadece bu bayram anlatıyor. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu en önemlisi ama işte öyle bir liderin gelecek nesillere, gelecek nesiller bizlere emanettir sözü herhalde hala dünyada en büyük
anlamdır. Ve dünya çocuklarına sadece ülke, Türkiye'de, bu ülkede armağan edilmiş en büyük bayramdır 23 Nisan. Ben mikrofonu onlara veriyorum. Çünkü bugün onların, asıl bu mikrofonun sahibi onlar. Onlar size veda eder. Bugün hiçbir şey demiyorum. Onların bu mikrofon, görüşürüz. Al bakalım Miraç. Ve çocuklar sizinle. 23 Nisan. Tamam, orayı keseriz. 23 Nisan kutlu olsun.